Ee, şöyle. Ee, Stançuy soruyorsunuz PSV maçın arkadaşlar hı hı. E, şu anda e, e, Eyip abiyle evet sesli aramayı gerçekleştiriyorum e, duyabiliyorsunuz bir ihtimal e, çünkü mikrofon gerçekten e, alabiliyor Eyip abi. Selamlar. yayındayız şu anda. bu Gezarlı ilgili bir haber var. Özgür Sancar Aspor'da paylaştı. Evet evet. şu anda futbol bizde yayındasın abi. Herkes seni duyabiliyor. Hem Özgür Sancarla ilgili. selamlar arkadaşlar. Marmaris'ten herkese selamlar. Evet Marmaris'teymişsin ben Antalya'dasın sandım. Marmaris'te çok güzide bir yer sevgili dostlar. Eyüp Mar abi Antalya'dan Marmaris'e geçtik. Vallahi ben takip edemiyorum hızına maşallah. Eyüp abi, e, bu e, gezal konusunda bizi bizi bir bilgilendirir misin lütfen? Şimdi tabii haber özgürün haberi. Ben de az önce Özgür Sancan'la konuştum. Kendisi Galatasaray e, Gezal'da çok ciddi aşama kat, et, kat etti. Oyuncuyla anlaştı diyor Özgür Sancar ki Özgür'ün kaynaklarını ben biliyorum yani çok sağlamdır. Hani direkt kesme değil oyuncunun menajerine veya kulüpteki yöneticiye ulaşan bir isim Özgür Sanac. O bağlamda Özgür'e güveniyorum ve Galatasaray'ın Gezzal'la anlaştığını söylüyor. Ama işte tabii Gezzal'la anlaşmak bitmiyor. Diğer taraftan kulübüyle de anlaşmak lazım. Kulübüyle olan pazarlıklar da devam ediyormuş. E, o da olumlu sonuçlanırsa Gezzal Galatasaray forması giyecek. Roncier'deki durumun tersi. Yani. yerde Galatasaray Evet, ee, Lisbon'la anlaşmıştı, Rozier'i ikna etmeye çalışıyordu. Burada ise Gezal'la anlaşmış durumda, kulübünü ikna etmeye çalışıyor. E, peki Eyüp abi, e, teşekkürler. E, hani tabii e, Özgür Bey, Özgür Sancar'ı kaynak olarak gösteriyoruz ama e, sen de bize çok güzel özetledin. Tek bir sorum daha olacak. E, birkaç gazeteci abi e, Twitter'da 24 saat içinde, e, yani e, bilindik kişiler, bilindik isimler... E, Jetson Fernandez bitecek dedi. Bununla ilgili e, bir haber var mı abi sende ya da bilgi? 15 Temmuz yarın akşam saat e, mesai saatine kadar, kadoları bildirme saatine kadar Galatasaray'ın ben iki transfer açıklamasını bekliyorum. Yani bunun için uğraşıyorlar. <laughs> Konuştuğum herkes e, açıkçası bunu söylüyor. Galatasaray bence Jetson Fernandez ve Patrick Van Anold'u bu... İki gün içerisinde, daha doğrusu yarın akşam saat 18'e kadar açıklayabilir. Benim beklentim o yönde. Ee, Gezal ise benim için bonus olur yani. Gezal bu sürede biterse çok ekstra farklı bir iş şey olmuş olur. Ama benim tahminim, Getson ve Patrick Van Nul transferleri yarın akşam saat 18-19'a kadar açıklanır gibi geliyor. Abi peki e, şimdi tabi Gezal gelince oraya e, de farklı bir tasarruf yapabilir mi Galatasaray? Hani kontratının bir kısmını verip kulüp ara kendine falan şeklinde. Ya Gezal çok şey ilginç. Şimdi Galatasaray Stanku'yu ile ilgileniyor biliyorsun. Oraya evet. farklı farklı isimler de e, konuştu. Galatasaray Gezal'ı alırsa e, bu bence Stanku transferinin yapması anlamına gelecek. Çünkü Gezal evet kanat oyuncusu ama ee, orta sahada oynamayı on numaraya doğru da kaymayı seven bir futbolcu Sen de biliyorsun Beşiktaş'tayken Birçok karşılaşmada Çizgiye inmek yerine e, Göbeğe doğru yani ortaya doğru Yaklaşmayı seviyor O yüzden ben açıkçası Gezal transferini Fegüli'yi etkilemesinden ziyade daha çok e, göbeğe kaymasını bekliyorum. 10 numara gibi kullanmasını bekliyorum Fatih'le. Ya da 2-8 numara mesela e, işte Jetson, e, Berkan, Gezals oyun kurucu sağda. Önceden fegulinin yaptığı tabii, gibi bir şey tabii, de olabilir. Sağ gibi de kullanabilir. Sahiç gibi de kullanabilir. Hmm. Eyüp abi çok teşekkür ediyoruz tatildesin ee, hemen sana bir mesaj attım hemen kabul ettin çok sağ ol abicim. Ee, bu Cek arada edelim. sevgili izleyenler zaten paylaşıyorum Eyüp Yıldız'ın Twitter hesabı e, YouTube linki de aşağıda açıklamalarda. İyi tatiller diyelim Eyüp abi çok sağ ol. Ben de herkese selamlarımı iletiyorum hoşçakal. Teşekkürler bay bay. Evet arkadaşlar gazeteci radyo spor yorumcusu ve Eyüp Yıldız YouTube kanalı sahibi Eyüp Yıldızla canlı bir telefon bağlantısı yaptık. Ben bence çok da güzel oldu sevgili dostlar. Şöyle bir bakıyorum bu telefon bağlantısıyla ne yaptık ne ettik. Şöyle burayı hemen kapatalım. Burayı sizin görmeniz lazım değil. Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Galatasaray sevgili dostlar. Raşit Gezal'la ilgilendiği haberleri ilk çıktığında ben buna çok negatiftim. Ben fiyat performans endeksine bakıp karar veririm. Yani eğer Raşit Gezal'a 4 yıllık bir anlaşma yap yapılırsa ve 3,5-4 milyon euro alt şeyine gelirse, bandına gelirse doğru bulmam. Ha, Raşit Gezal Galatasaray'a gelmek istiyordur. Beşiktaş ona kontrat vermemiştir ve Raşit Gezal de performans verir. O zaman ayrı konu. Ama eğer Raşit Gezal'a 13-14 milyon euro olup bonservisiyle birlikte Galatasaray hani bir yükün altına girecekse ben gerçekten de bunu doğru bulmuyorum sevgili dostlar. O yüzden hani benim görüşüm bu. Ha, başarılı olur mu? Kesinlikle olur. Biraz haber okuyalım. The Snow saygı canlı telefon bağlantısı demiş. Nebahat Fettahlı hoş geldiniz. Selamlar iyi yayınlar demiş. Ona da kucak dolusu sevgiler. Murat Ayaz ben de size katılıyorum abi demiş. Özgür Sancar Galatasaray ve Reşit Gezel dün akşam anlaşmaya vardı. Zaten biliyorsunuz Eyüp abiyle çok güzel bir telefon bağlantısı yaptık. Bu Reşit Gezel haberi hakkında. Ve 19:03'te açıklanır Beşiktaşlar çıldırsın diyen mavi Yusuf'tan Ömer Büyük sevmen demiş ki Alper abi yanlış mı düşünüyorum bizimle bizimle ile olan e, TT'deki maçta iyi kurgulanmış bir defansa karşı ne kadar etkisiz olduğunu gördük. Evet iyi kurgulanmış bir defansa karşı ne kadar etkisiz olduğunu gördük. Ama Beşiktaş, Raşit Gezal'a endeksli bir oyun oynuyordu. Raşit Gezal'ı senin hücum varyasyonlarından bir tanesi olarak yaparsan Gezal'dan e, performans alırsın. Benim korkum şu, bakınız iki tane korkum var. Birincisi... Raşit Kezal bu performansı kontrat almak için göstermiş olabilir. İkincisi, Raşit Kezal Galatasaray'da alacağı kontrattan sonra e, hani bir düşüş yaşayabilir. Ve üçüncüsü de sakatlık. Çünkü ben biliyorum Premier League kalitesinde, temposunda değildi. Bu üçü gerçekten sevgili dostlar e, göz önünde bulundurması lazım. Transfer risk midir? Bir risktir. Buna katılıyorum. Devam edelim, geçelim. Oyunculara geçiyoruz. Leyvin Kurzava. Dün teknik analizini yaptık. Gerçekten de çok kaliteli bir sol Solbeck ee, arkadaşlar. Paris Saint Germain'in oyuncusu. 12 milyon euro e, değeri var e, biliyorsunuz. Piyasa değeri var. 12 milyon euro çok yüksek. E, ve e, 28 yaşında e, kendisi. 1.82 boyunda. Ve sol bekin yerlisi. Yani öyle devşirme bir oyuncu değil. E, ve e, Levin Kurzavan'ın da hani Paris Saint Germain kanadının Galatasaray'a bu oyuncunun işte size servisiz daha doğrusu kiralama bedelsiz bir şekilde geleceği ve oyuncuya Galatasaray'da hani oyuncuya 2 milyon euro gibi bir kiralama bedeli ama 2,5 milyon euroluk bir maaş yani ister istemez Galatasaray yine bir 4,5 milyon euroluk bir yük altına girebilir bu oyuncudan ve bir yıllık için ben mantıklı bulmuyorum çok büyük düşüşte oyuncu. istikrarsızlık var. Çok kaliteli bir oyuncu ama çok da istikrarsız bir oyuncu sevgili dostlar. E, bu yüzden bu futbolcunun, e, bu futbolcu ile ilgili e, belli sıkıntılar var. E, ben sanki Patrick Van Aanholt'u daha doğru bir profil e, olarak e, bekliyorum. E, daha doğru bir profil olarak bekliyorum. Van Aanholt ile ilgili gerçekten Galatasaray biliyorsunuz e, belli bir yol kat etti. E, Van Aanholt Tabii ki sakatlandı e, geçen yıl omuz ve uyluk bölgesinden ama kronik sakat bir oyuncu değil sakatlık riski olan bir oyuncu bu kronik sakat anlamına gelmez sevgili dostlar ve Hollanda'da da e, bence iyi oynadı iyi performans verdi tamam bir dam freeze etkisi yapmadı ama sol kanatta çok fazla sırıtmadı çok ofansif e, Patrick Van Aanholt ile ilgili zaten biliyorsunuz analizimizi yapmıştık video analizimiz var short liste sevgili dostlar. Evet, Gezallı ilgili bir kez daha biliyorsunuz yayının sonunda konuşacağız. Eyüp abiyle bir telefon bağlantısı yaptık. O telefon bağlantısının detaylarını konuşacağız. Evet, 27 maç 3, 3 gol katkısı, 25 maç yine 3 gol katkısı, 1500'lü dakikalar. Bana gelen bilgi zaten oyuncuyu da çok yakından takip ediyoruz. Çok kaliteli bir sol bek. Yalnız bir maç sayısını oturtturamıyor Yani şöyle bir 35, 36 maç oturtturamıyor sevgili dostlar. Özellikle Paris Saint-Germain'de çok üst düzey açıklar açıklara karşı oynayabiliyor. Ahmet Toprak iyi yayınlar demiş. Yıldırım abi de beğeni bırakalım. Eyvallah. Galatasaray için doğru bir profil mi? Oyuncu profili olarak doğru ama futbol finans açısından mantıklı bir transfer olarak görmüyorum sevgili dostlar. Evet, geçiyoruz Patrick van Aanholt'a. Bu transferi bekleyip göreceğiz. Tekrardan aynı isimleri sizler için analiz etmek istemiyorum. Bu oyuncunun analizi kanalımda arkadaşlar. Şu anda ismi geçen sol beklerin içinde sanki en mantıklısı bu gibi geliyor. Ha, tabii 23-26 yaş bandında bir oyuncu bulursun. İşte 3-5 milyon euro. Bir squad transferi olabilir. İşte bir ismi bilinmeyen bir oyuncu olabilir. Uzun süreden ilgilendiği bir oyuncu olabilir. O apayrı arkadaşlar. O zaman e, anlaşma yaparsın. Biz de saygı duyarız. E, e, ama Patrick van Aanholt'un ben Alioski'ye Patrick van Aanholt mu Alioski mi deseler ben van Aanholt derim. Şundan dolayı bize sol Solbeck'in yerlisi lazım arkadaşlar. En çok yani bizde rotasyonda her yerde değerlendirebileceğimiz bir oyuncu değil. sol de doğru oyuncumuz lazım sevgili dostlar. Yani oranın yerlisi lazım. Bundan dolayı ben van Aanholt'u doğru buluyorum. E, Alioski de yani şimdi Fananholt'a yaşlı deniyor ama arasında 5 aylık bir fark var <laughs> yaş farkı olarak e, Alioski Trabzonspor'un Alioski'de daha önde olduğu söyleniyor e, Alioski bir kere nasıl Deandre Yedlin'de bir sıkıntı çektik değil mi dörtlünün sağına gelince bakınız bunun aynısını Alioski'de de çekebiliriz bu yüzden Alioski'ye e, dikkat etmek lazım e, eğer gelirse 4'lünün solunda Alioski, sağında Yedlin, Galatasaray ve sıkı bir ön liberada olmazsa Galatasaray çok büyük sıkıntı çekebilir arkadaşlar. Özellikle topsuz oyunda ve defansif. Abi sen olsan sağ kanada take fuso Kubo'yu mu alırsın yoksa Gezali mi demiş. Valla ben olsam oraya işte Ronnie Lopez gibi bir oyuncu alırım sağ kanada. Tamam Gezal oyun kurucu bir oyuncu ama e, çünkü ben Gezal... Ha şöyle bir şey olur. Galatasaray buçuk 3 milyon euroya Leicester'la bitirir işi. Gezal'a 2 milyon euro verir. Ha o zaman mantıklı oluyor. Dediğim gibi Gezal transferi e, performans fiyat. Fiyat performans indeksine göre değişecek. Daha konuşacağız Gezal'la ilgili. E,